6. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. örnek yazılı soru ve cevaplarını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, yazılıda 18 soru var. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. sorular 6 puan değerinde. 4. soru 7 puan değerinde. Çoktan seçmeli test soruları ise 5'er puan değerindedir. Baktığımız zaman 1. sorumuz 6 puan değerinde. 3m-7 cebirsel ifadesinde m'in değeri 2 için değeri kaçtır diyor bize. 3m'i 3 çarpı m gibi düşünebilirsiniz sevgili öğrenci. Yani 3 tane m var burada. Eğer sen burada m'e 2 dersen 3 kere 2'den burayı 6 olarak bulursun. Senden 6'dan 7'yi çıkartmanı istiyor. 6'dan 7 çıkınca 6 lira alacağın var, 7 lira borcun var. Alacağını alıp borcundan düşersen 1 lira borcun kalır. 1 lira borcunun kalma durumunu da eksi 1 şeklinde düşünebilirsin. Ya da burası artı değer. İki sayı arasında aslında toplama yapıyorsun burada. Artı 6 ile eksi 7'yi. Yapman gereken büyükten küçüğü çıkarttın 1. İki sayının farkını alıyorsun. Ve büyüğün işaretini kullanman gerekiyor. Bu şekilde de eksi 1'i bulabilirsin. 2 numaralı sorumuz 6 puan değerinde. Kuralı 3n-2 olan örüntünün 10. terimi kaçtır diyor bize. Sevgili öğrenciler, şöyle kuralını biraz daha büyük. 10. terimini bulmak istiyorsan sevgili öğrencim n yerine burada 10 yazman gerekiyor. N yerine 10 yazarsan buranın değeri ne olur? 3 çarpı 10 olur. 3 çarpı 10 da 30 ise 30'dan da 2'yi çıkartıp 10. terimini 28 olarak hesaplayabilirsin. 3 numaralı sorumuz. Mithat bir işin 8'de 3'ünü, Murat 5'te 1'ini, Hamit ise geriye kalan işi yapmıştır. Buna göre Hamit işin kaçta kaçını yapmıştır diyor. 6 puan değerinde. Sevgili öğrenciler, Mithat 8'de 3'ünü yapıyor. Murat da 5'te 1'ini yapıyor. İkisinin toplamına bakıyorum hemen. Toplama yapmak için paydaların eşit olması gerekiyor. 8 ve 5'i 40'ta buluşturabilirim. Birini 5 ile genişletirim, birini 8 ile genişletirim. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demek. 5 kere 3 15 olur. 5 kere 8 40 olur. 8 kere 1 8 olur. 8 kere 5 40 olur. Paydalar eşitlendikten sonra toplayabiliyoruz. 15 8 daha paya yazdım 23. Paydada bulunan 40'ı da aynen yerine yazdık. Yani bu işin 40'ta 23'ünü Murat ve Mithat yapmış. Geri kalan da Hamit yapmış. İşin tamamı bir bütündür. Paydada 40 olduğu için bütünümüze burada 40'ta 40 diyoruz. Biz 40'ta 40'tan Murat ve Mithat'ın yapmış olduğu 40'ta 23'lük kısmı çıkartırsak geriye Hamid'in bu işin kaçta kaçı yaptığını bulabilirim. Paydada bulunan 40'ı aynen yazdım. 40'tan da 20 çıkarsa 40'ta 17 Hamid'in yapmış olduğu işi bulabiliriz. 6 puan değerinde bir soruydu. 4 numaralı sorumuz 7 puan değerinde bir soru. Şemadaki işlemler yapıldığında mavi kutucuğa hangi tam sayı yazılır? Şimdi iki tane sayıyı toplayacağız. Eksi 9 ile artı 3'ü toplayarak pembe olan yeri bulmamızı istiyor bizden. 9 lira borcun var, 3 lira alacağın var. 3 lira alacağına 9 lira borcundan düşersen geriye 6 lira borcun kalır. 6 liralık borcunun olma durumunu da eksi 6 şeklinde gösterebilirsin. Ya da işareti iki farklı olan iki tane tam sayı toplarken büyükten küçüğü çıkartırsın. 9'dan 3'ü çıkarttım 6. Büyüğün işaretini kullanırım. Eksi 6 şeklinde bulabilirim. Burada da eksi 6'dan eksi 2'yi çıkartmanı istiyor senden. Bakın eksi 6'dan eksi 2'yi parantez içerisinde çıkartacağım. Oradaki 2 tane eksi burayı 6 artı yapar. Eksi 6 artı 2. 6 lira borcum var, 2 lira da alacağım var. Geriye 4 lira borcun kalır. Bunu da eksi 4 şeklinde gösterebilirim. Yani şöyle de yapabilirsin. Eksi 6 artı 2. Yani oradaki çıkarmayı biz toplamaya dönüştürüyoruz. Yapmamız gereken büyükten küçüğü çıkartıp 4 bulmak, büyüğün işareti de eksi ise yanına da eksi 4'ü getiriyorsun. Sonra eksi 6 ile eksi 4'ü topluyorsun. Yani eksi 6 ve eksi 4. 6 lira borcun var, 4 lira borcun var. Senin toplamda kaç lira borcun var? Şöyle yapalım. Eksi 6 ve eksi 4'ü ikisini de parantez içerisine aldık ve bunları toplamamı istiyor. İki tane işaret yan yana artı ve eksi burayı tabii ki eksi yapar. Eksi 6 eksi 4 o da eksi 10'a eşittir. Bu şekilde eksi 10'u bulduysan 4. soru için 7 puan olarak hesaplayabilirsin. 5 numaralı sorumuz da yine 6 puan değerinde. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor bize. Mutlak değerde sevgili öğrenciler baktığımız zaman lütfen dikkat edelim. Önce eksi olan artı olarak dışarı çıkar. Artı olan da artı olarak dışarı çıkar. Bak eksi 6 mutlak değer içerisinde artı 6 şeklinde dışarıya çıkar.
Eksi 3 var burada. Dışarıya artı 3 şeklinde dışarı çıkar. Artı 2 de dışarıya artı 2 şeklinde çıkar. Bunların arasındaki işlemlere bakalım. Burası mesela hepsini şöyle parantez içerisine aldık. Ve birisi artı, birisi de eksi. 6 ile 3'ü topla diyor 9. Sonra 9'dan da 2'yi çıkar diyor. İşlem sonucunu 7 olarak bulabilirsin. 6 numaralı sorumuz 6 puan değerinde. Zaten 6, 7, 8, 9 bunlar kaldı 6 puan değerinde. Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalaması 16'dır. Buna göre kare yerine hangi sayı gelmelidir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler buraya baktığım zaman ekranda 5 tane sayının olduğunu görüyorum. Bir tanesini de göstermiyor bize. Şimdi bunların aritmetik ortalaması 16 ise, 5 sayının aritmetik ortalaması 16 ise ben 16 ile 5'i çarparak bunların toplamını bulabilirim. 5 kere 6 30'un 0'ı elde var. 3 5 kere 1 5 3 de elde 8 eder. 80. Demek ki bu 5 tane sayının toplamının 80 olması gerekiyor. Peki kare dışındaki diğer sayılara bakıyorum. Biri 14, birisi 25, birisi 21, birisi 12. 4 sayının toplamına bakıyoruz. 5, 4 daha 9, 1 burada, 12 de burada. 12'nin ikisi elde var. 1 ekledim. 2, 4, 6, 1 de burada. 7. 72. Yani 4 sayının toplamı 72. 5. sayı eklenince 8 oluyor. Bu durumda ben 80'den 72'yi çıkartarak bizden verilmeyen sayıyı 8 şeklinde hesaplayabilirim. 7 numaralı sorumuz 6 puan değerinde. Ödevimdeki 56 sorunun 4'te 3'ünü çözdüm. Yukarıda verilen ifadeye göre Şevval kaç soru çözmüştür? 56'nın direkt 4'te 3'ünü bulmam isteniyor benden. 56'yı 4'e bölüp 3 ile çarpmam gerekiyor. 5'te 4 bir kere var. Bir kere 4, 4 çıkarttım. 1, 6 aşağıda. 16'da 4, 4 kere var. 4 kere 4, 16. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Ben şu anda 56'nın 4'te 1'ini buldum. 14. 4'te 3'ünü istiyor. 14 ile de 3'ü çarparak 42 tane soruyu çözdüğünü bulabilirim. Geriye kaç soru çözmüştür derse 56'dan da bu sefer 42'yi çıkartman gerekiyor. 6 puan değerinde bir soruydu. 8 numaralı sorumuz yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır diyor bize. 3 tane sayıyı toplamamızı istiyor bizden sevgili öğrencim. 8 numaralı soru da bu arada 6 puan değerinde. Yani pozitif olanlara bakalım. Artı 12 var. Bir de orada artı 8 var. Önce pozitif olanları toplayalım. 12, 8 de artı 20 etmez mi? Artı 20 kenarda kaldı. Sonra bunu eksi 5 ile toplamamızı istiyor bizden. Yapmam gereken şu. İki sayı arasındaki farklı kutbu toplarken yani biri negatif biri pozitifse büyük sayıdan küçüğü çıkartırsın 15. Büyüğün işaretini kullanırsın. Artı 15 şeklinde bulabilirsin. Tabi artı değeri belirtmesen de olur. Ama negatif bir değeri belirteceksin. Yani 15 yazsan da sol tarafına artı getirmesen de olur. Getirsen de olur, getirmesen de olur. 6 puan değerinde bir soruydu. 9 numaralı sorumuz 6 puan değerinde. Keserlerde 4 işlem sevgili öğrencim. Baktığımız zaman burada önce parantez içerisindeki işlemi yapmam gerekiyor. Sonra buradan çıkan sonuçla 5'i çarp diyor bana. Baktığımız zaman orada 5'te 2 var ve 3'te 1. Bunların farkını alacağız. Kesirlerde çıkarma yapma işlemi yapmak için paydaların eşit olması gerekiyor. 5 ve 3'ü 15 katında buluşturabilirim. Birini 3 ile genişlettim, birini 5 ile genişlettim. Genişletme pay ve paydayı aynı sayılarla çarpmak demekti. 3 kere 2 6, 3 kere 5 15 eder. 5 kere 1 5, 5 kere 3 15 eder. Çıkartıyorum hemen alttan 5 çıkarsa 1 kalır. Paydada bulunan 15'i de aynen yerine yazdım. Bunu 5 ile çarp diyor. Kafan karışıyorsa burada paydasına gizli biri de yazabilirsin. Yani istersen direkt çarp, istersen sadeleştirme de yapabilirsin. 5 kere 1 5 eder, 15 çarpı 1 15 eder. İşlem burada bitti. Dilersen bunu sadeleştirebilirsin. 5 ve 15 5'in katıdır. 5'i 5'e böldüm bir kere var. 15'i 5'e böldüm 3 kere var. Sondaki sadeleştirmeyi yapmazsan olur mu? Olur. Çünkü bana burada işlem sonucunu en sade biçimiyle bulun demiyor. Yani öğretmenin bunu sayması gerekiyor. Yapsan olur mu? Yapsan da değişen hiçbir şey olmaz. 15'te 5 ya da 3'te 1 şeklinde bulabilirsin. Sevgili öğrenciler, bundan sonraki sorularımız çoktan seçmeli test sorusu. Her biri 5'er puan değerinde. 10'dan 18'e kadar toplamda 9 tane seçmeli sorumuz var. Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Biraz daha hemen büyütmeye çalıştım. Şimdi işlem içerisinde önce işlem sırası vardır. Önce üslü sayıları yaparsın. Sonra parantezi yaparsın. Sonra çarpma bölmeler, sonra toplama çıkarmalar yapman gerekiyor. Yani benim bir kere burada 3'ün karesini bulmam gerekiyor. Nedir 3'ün karesi? 3'ün karesi 9 olur. 3 ile 2'yi çarpma lütfen.
Buraya yazdım 9'u. Onu da anlatayım. 3'ün karesini 3'ü 2 defa yazıp birbirleriyle çarparak bulabilirsin. Alttaki sayı üstteki kadar yazılır ve çarpılır. 3 kere 3 9. Şimdi bakıyorum buraya. 24 artı 2 çarpı 9. Sakın burada sırayla gitme. Burada senin önce çarpma işlemini sonra toplama işlemini yapman gerekiyor. 9 kere 2 18 eder. Daha sonra 24 ile de 18'i topla diyor bana. 24 ile de 18'i toplarsam işlem sonucunu 42 bulabilirim. Yanıtım C seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz test sorularının 5'er puan olduğunu söylemiştim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bölünebilme ile ilgili ilk ünite konularından. Bir sayı vermiş, bu sayının 9'a kalansız bölünebildiğini iddia ediyor. Sevgili öğrenciler, 9'a kalansız bölünebilmesi için rakamlar toplamının 9 ve 9'un katı olması gerekiyor. Baktığım zaman 6, 4 daha 10, 3 de burada, 13, 4 de burada, 17. Burada işlem yapma lütfen. Yani rakamlar toplamı 17, 18 olsaydı 9'a kalansız bölünürdü. Yani 18 olsa rakamları toplamı, 9 olsa, 27 olsa olurdu ama bu durumda maalesef 9'a kalansız bölünemez. Diğerlerine de bakalım. 4'e kalansız bölünebilmek için son iki basamağına bakıyorum. 4'ün katı olması gerekiyor. 28 4'ün 7 katıdır. 5'e bölünebilmesi için birler basamağının ya 0 ya 5 olması gerekiyor. Zaten burada 5 var. Bu da doğru. Bu sayının 6'ya kalansız bölündüğünü iddia ediyor. 6'ya kalansız bölünebilmede sayı önce çift olacak ki birler basamağında 0 olduğundan dolayı çifttir. Artı rakamlar toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. 7 1 daha 8, 4 de burada 12, 12 de 3'ün 1 katıdır. Dolayısıyla 6'ya kalansız bölünür. Doğru cevabım A seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz ilk ünitelerden yine buna göre A artı B kaçtır diyor. Yanda A ve B sayılarının asal çarpanları bulunmuştur diyor sevgili öğrencim. Şimdi baktığımız zaman şöyle yapabilirsin. Bak ilk başta A sayısını 2'ye bölüyorsun 15 çıkıyor. Hiç uzatmadan A'yı direkt burada 30 olarak bulabilirsin. Ya da çarpanlara baktığın zaman orada 2 var, 3 var, bir de 5 var. Bunları çarparsan da A sayısını bulursun. 2 kere 3 6, 6 kere 5 de A sayısını burada 30 olarak buldum. Geçtim hemen diğerine B sayısı. Yani bu daha kolay bir yöntem bence. B sayısını sen 2'ye böldüğün zaman, ilk sayıya böldüğün zaman 9'u buluyorsun. Dolayısıyla hangi sayıyı 2'ye bölersem 9 olur? Tabii ki 18. Ya da orada asal çarpanlarına baktığım zaman 2 var, 3 var, 3 var. Sen bunları çarparak da B sayısını bulabilirsin. 2 kere 3 6, 6 ile de 3'ü çarpıp 18'i bulabilirim. Demek ki bu sayılardan birisi 30, birisi 18. Benden bu iki sayının toplamını istiyor. 30, 18 daha da 48 eder. Yanıtım C seçeneğidir. Bir diğer sorumuz kesirler ünitesiyle ilgili ondalık sayılar. 8 tam %45 ile 1000'i çarpman gerekiyor burada. Kısa yoldan çarpmayla yapabilirsin sevgili öğrencim. Şimdi normalde bir sayı 1000'le çarparken sağ tarafına 3 tane sıfır ekleriz. Ama sayıyı önce virgülden kurtarmamız lazım. Çarptığın her 10 için sevgili öğrencim virgülü bir basamak sağ tarafa doğru kaydırabilirsin. Ben burada 10 ile çarptım, virgül bir basamak kaydı 4 ve 5'in arasına girdi. Bir kez daha onunla çarptım. Sıfırın birini daha kullandım. Sayı sağ tarafa geldi. Zaten virgül 845'in yani 5'in sağ tarafına gelmesi demek o sayının artık virgülden kurtarması anlamına gelir. Artık sayıda virgül yok. Geri kalan sıfırı da sağ tarafına doğru ekler. 8450 sonucuna ulaşabilirsin. Doğru cevabım C seçeneğidir. 14 numaralı test sorumuz 5 puan değerindeydi. Sayı doğrusunda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi sevgili öğrencilerim tabi burada şuna bakmak gerekiyor. En aşağıdan gelen sonucu mesela burada işlem sonucu olarak gösterirler. Yani işlem sonucunu alttan gelen okla gösterirler. Mesela işlem sonucu nedir orada? 1 tam 1 ile 2 arasını 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüşler. 1 tane gelmişler. 1 tam 5'te 1. Nerede var? Sadece bak D seçeneğinde var. Hiçbir şey yapmadan sonuca ulaştık. Unutma, tekrar ediyorum. İşlemi de çözeceğim burada. Alttan sayıyı gösteren şu siyah ok yok mu? O işlemin sonucunu gösterir. Ben ona bakıyorum. Bir tamı geçmiş. Onun o sayı doğrusunda gösterelim geldiği noktayı. Bir tam, bir ve iki arasını beşe bölmüş, bir tanesini kadar ilerlemiş. O zaman bir tam beşte birdir. Direkt hiçbir işlem yapmadan da sonuca ulaşabilirim. Kaldı ki şöyle de yapabiliriz. Buradaki sayı doğrusunu ben biraz daha büyütmeye çalıştım. Şimdi ilk gelenen sayıya bakıyorum. Sıfırdan itibaren şuraya kadar gelmişsin sevgili öğrencim. Yani o 2 tamı geçmişsin. 2 ile 3 arasını 5'e bölmüşsün. 1 parça gelmişsin. 2 tam 5'te 1.
Ben buradan çıkartacağım. Zaten her sayı arası çıkartma işlemi yaptığımı nasıl anlıyorum? Bak geriye doğru gidiyor. Gördün mü? Geriye doğru gittiği için çıkartırsın. Daha ileri gitseydi bu sefer toplama işlemi yapmam gerekiyordu. Şimdi geriye doğru gelirken paydanın 5 olduğunu görüyorum. Çünkü burada her tam sayı 5'e bölünmüş. Yani 0 ile 1 arası 5'e bölünüyor. 1 ile 2 arası, 2 ile 3 arası 5'e bölünüyor. Kaç tane geliyor? Bakın 1. 2. 3. 4. ve 5. 5'e bölünmüş tam sayıda 5 tane daha geri geliyorsun. Bu şekilde de D seçeneğini bulabilirsin. 15 numaralı sorumuz bir test sorusu. 5 puan değerinde yukarıdaki örüntünün kuralını harfle ifade edilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Şimdi sevgili öğrenciler bakın örüntü kuralını bulmayla ilgili. Burada artış miktarı çok önemli bizim için. Artış miktarı 9'dan 15'e 6 arttığını görüyorum. 15'ten 21'e 6 arttığını görüyorum. 21'den 27'ye 6 arttığını görüyorum. 6'şar 6'şar arttığı için ben buna 6n dedim. Birincisi bu. Şimdi 6n yani sen burada n yerine 1 verince ilk sayının çıkması gerekiyor. 6 kere 1 6. Burada bakıyorsun ilk sayı 9. Bunu 9'la nasıl tamamlayabilirsin? Yanına da artı 3 ekleyerek tamamlayabilirsin. Doğru cevabım 6n artı 3 ile C seçeneğidir. İstersen bak deneyelim. N yerine 2 verelim. 6N. 6 kere 2 ne eder? 12 eder. Yanında da artı 3 var. 12, 3 daha 15. Yani N dedi. N yerine 2 verdik. İkinci adıma. İkinci adım bak 15 bulduk zaten burada. Ya da N yerine burada 3 ver. 6 kere 3 18 eder. Yanındaki 3 ile birlikte burası 21 olur. N yerine 3 verdiğimiz için 3. adımdaki sayıyı bulduk. Demek ki bu örüntünün kuralı 6N artı 3'tür. 16. sorumuz tam sayılarda sıralamayla ilgili mutlak değerlere de dikkat edin. Mutlak değer sıfıra olan uzaklık demektir zaten sevgili öğrenci. Eksi 5'in sıfıra olan uzaklığı 5'tir. Artı 5'in de sıfıra olan uzaklığı 5'tir. Şimdi burada hemen biraz daha büyüterek hepsine tek tek bakmaya çalışalım. Eleme yöntemiyle A seçeneğinden başlıyorum. Eksi 8 sıfırdan küçüktür diyor. Evet eksi 1 sayı hatta 0 bütün negatif sayılardan küçüktür doğru. Sıfırda artı 2'den küçüktür. Kesinlikle doğru. Artı 2 de eksi 3'ten küçüktür diyor. Şimdi artı 2 eksi 3'ten küçük olamaz. Pozitif sayılar negatif sayılardan büyüktür. Dolayısıyla A seçeneği maalesef yanlış. Bunu eledik. Geldik B seçeneğine. Eksi 5 eksi 3'ten küçüktür diyor. 5 lira borcun var. 3 lira borcun var. 5 lira borcun olması daha kötü bir durumdur. O zaman eksi 5 eksi 3'ten küçüktür tabii ki. Eksi 3 de eksi 8'den küçüktür diyor. Hayır evladım. Yanlış bu. Eksi 8'in burada en başında olması gerekiyor. Yani negatif değerlerde sayı ne kadar büyükse o kadar küçüktür. Eksi 8'in en başta olması gerekiyor. Maalesef B seçeneğini de eledik. Geldik C seçeneğine. Mutlak değer içerisinde eksi 5'i vermiş burada. Eksi 5 dışarıya artı 5 olarak çıkar. Sevgili öğrencim artı 5 sayı. Artı bir sayı ya da pozitif bir sayı negatif bir sayıdan küçük olabilir mi? Maalesef C seçeneği de silindi. Doğru cevabın D seçeneği artık olması gerekiyor. Eksi 8 küçüktür. Eksi 3'ten o da küçüktür 0. Doğru diyor. 8 lira borcun var 3 lira borcun var. 8 lira borcun olması daha kötü bir durumdur. Dolayısıyla eksi 8 eksi 3'ten daha küçüktür. Bu seni yanıltmasın lütfen dikkat et. 0 bütün negatif sayılardan büyüktür kesinlikle doğru. Artı 2 de 0'dan büyüktür ya da 0 2'den küçüktür kesinlikle doğru. Buna şöyle dikkat et. Eksi 5 mutlak değer içerisinde. Eksi 5 mutlak değer içerisinde dışarıya artı 5 olarak çıkar. 2 de zaten 5'ten de yani artı 2 de artı 5'ten de küçük bir sayı. Demek ki burada doğru sıralama D seçeneğindedir. 17 numaralı sorumuz. Baktığımız zaman aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır diyor. Tam sayılarda işlemlerle ilgili. Şimdi iki tane yan yana olan işaretlere dikkat edeceğiz sevgili öğrenciler. Mesela eksi ile eksi. İşte artı ile eksi. Bunları toplama işlemine göre yapalım. Mesela eksi eksi ne yapar biliyor musun? Burayı artı yapar. Eksi 15 artı 3'ün işlem sonucu eksi 12'dir yazıldı. Bak artı ve eksi burayı eksi yapar sevgili öğrencim. Eksi 8 eksi 6. 8 lira borcun var 6 lira daha borcun var. O zaman buradaki işlem sonucu da eksi 14 yapar. Buraya bakıyorum. İki tane işaret yan yana bakın artı ve eksi. Burası eksi olur. Eksi 9, eksi 3. 9 lira borcun var. 3 lira daha borcun var. O da eksi 12 yapar. Buraya baktığım zaman artı 1, eksi artı bak. Eksi artı iki tane yan yana. Şöyle
Artı 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 olur. Eksi eksi de artı olur. Ama zıt işaretler burayı eksi yapar. Yani orası şöyle oldu. Artı 1 oldu. Diğeri de eksi 13 oldu. Artı 1 ile eksi 13'ü bana burada topla diyor. 13 lira borcun var. 1 lira alacağın var. İste 1 lira alacağını. Ver borcuna. Geriye 12 lira borcun kalır. 12 lira borcun kalmayı da eksi 12 şeklinde düşünebilirim. Eksi 12, eksi 12, eksi 12. Doğru cevabım burada B seçeneğidir. Bir de bu tarz sorularda dikkatli olmak gerekiyor sevgili öğrenci. Mesela 15 ve 3'ü kullanarak 12 yapabiliyorum. Hadi işaretini geçtik. 9 ve 3'ü kullanarak toplama ya da çıkarma 12 yapabiliyorum değil mi? 13 ve 1'i kullanarak işte ikisini birbirinden çıkartırım 12 bulabilirim. Ama 8 ve 6'yı 12 bulamazsın. 8'den 6'yı çıkartırsın 2 bulursun. 8 ile 6'yı toplarsın 14 bulursun. Bu eksi 2 olur artı 2 olur. Eksi 14 olur artı 14 olur. Yani A, C ve D seçeneklerinde 12 varken B seçeneğinde 12 bulamıyorsun. 14 buluyorsun. Benden de zaten farklı olanı da istiyorsan 14 burada her halükarda işareti ne olursa olsun farklı bir cevaptır. Bu şekilde ipuçlarından da lütfen yararlanalım. Yanıtım B seçeneğidir. Yukarıdaki verilen işlemler ile sonuçları eşleştirildiğinde hangi sonuç açıkta kalır? 5 puan değerinde bir sorumuz. Baktığımız zaman şimdi 2 tane eksi burayı artı yapar. Eksi 8 artı 3. 8 lira borcum var. 3 lira alacağım var. Geriye ne kalır sevgili öğrencim? 5 lira borcunun olması. Bak 5 lira borcunun olması. Eksi 5'i sildik. Eksi 9 artı artı 1. Artı ve artı var. Burası artı olur zaten. Eksi 9'dan 1 lirayı topla diyor sana. Yani 2 tane işareti farklı olan sayıları toplarken büyükten küçüğü çıkartırsın. 8 büyüğün işaretini kullanırsın. Eksi 8. Bunu da hemen sildim. Eksi 4 eksi eksi 5. 2 tane eksi bir kere burayı artı yapar. Artı 4 ile artı 5 oldu. Artı 4 ile artı 5 artı 9'dur. Artı 9 da bulduk ama buradaki eksi 4'ü bulamadık. Doğru cevabım A seçeneğidir. Almış olduğum puanı hesapladıktan sonra yorumlar kısmına eklemeyi ve videomu beğenmeyi unutmayalım sevgili öğrenciler.